Mirzam Yumuşkancı'ya hoş geldin sayın. Hoş geldin. Bakın Yıldırım Pekmaz'a hoş geldin zaten. Sömürge'ye ikinci sayıda hoş geldin. Tamam, olasın. Tabii kış şartları biraz. Belki uzak köylerimizden gelenlerin zorluklar da olmuştur. Belki katılamayanlar da olmuştur ama kışla ilgili şu ana kadar çok kayda değer bir problemimiz yok. Çok şükür bu sene kış mevsimi de biraz geç geldi. Belki bir ay kadar bir avantajımız var bu yönden. Ama ben başta da şunu izah edeyim sizlere. Şimdi kar doğal olarak buraya yağar. Yani bunda şaşıracak bir şey yok. Kaygılanacak bir şey yok. Olağanüstü bir şey de yok. Yaklaşık 2000 metre ortalama rakımlı bir coğrafyada yaşıyoruz. Mesele karın yağıp yolun kapanması değildir aslında. Bu doğal bir durumdur. Burada bizim düşünmemiz gereken husus bence esasen buna karşı bizim idare olarak gösterdiğimiz refleksin zamanı, yerindeliği, kabiliyetidir. Ne kadar kısa zamanda biz buna müdahale edebiliyoruz, hangi önceliklerle müdahale edebiliyoruz, ne kadar kısa zamanda oradaki işte yol kapanması başta olmak üzere doğal sıkıntılarla mücadele kabiliyetimizdir. Biraz abartılı bir şekilde bunlar yansıtılabiliyor zaman zaman. İşte basın mensubu arkadaşlarımıza da bu konuda bir uyarı yapmış olayım ben. Yani doğuda, güneydoğuda olan her olay kötü olan olaylar 10 kat abartılı gösteriyor. Bazı yazan, çizen arkadaşlarımız. İyi olan olaylar da bazen çoğunda görmezden geliyor. Hayatın doğasında bu yok biraz. İyi olduğu gibi bütün yönleriyle doğruyu, güzeli, doğruyu, iyi yapılanı, bütün yönleriyle olumsuz olan da bütün yönleriyle ortaya koymamız lazım ki insanlarımız kendi akıl kapasiteleri çerçevesinde muhakemesini yapsın ve tabloyu ona göre değerlendirsin. Şimdi burada kar yolları kapattı, Türkiye'yi esir aldı, doğuda hayat bitti gibi haber yapmanın nasıl bir fayda soruyor burada yaşayanlara veya batıda yaşayanlara ben merak ediyorum açıkçası. Halbuki biz de yüzlerce, binlerce yıldır burada yaşıyoruz. Bu karda yüzlerce, binlerce yıldır yağıyor. Ama son yıllarda karla mücadele, iklim şartlarına zorluklarla mücadele, doğal zorluklarla mücadele kapasitemiz son derece yükseldi. 4 ay, 5 ay yol açılmayan bırakın köyü, ilçe yolları zamanından şimdi 4 saat, 5 saat açılmadığı zaman ya niye yolumuzun açılması gecikti denen gündeme geldi. Çok şükür. Ama bunu daha da arttırmaya çalışıyorum. Dolayısıyla burada basına tabii bir çift laf söylemek istiyorum. Onlar da tabloyu olduğu gibi yansıtsınlar lütfen. İnsanlarımızın moralini gereksiz yere bozmasınlar. Gereksiz karamsarlık havası oluşturmasınlar. Neyse tablo. Bizim dün itibariyle 52 evimizin yolu kapalıydı. 61 tane aracımızla biz burada kar mücadelesi yapıyoruz. Bugün son tabloyu. 39 tane yolumuz şu anda kapalı. Bu kar yani kış mevsiminde. Dünya neresinde yağsa yağsın birkaç gün zorluk yaratır. Diğer işlerimiz de böyle. Yani diğer konularda da yaptığımız hizmetlerin hepsini biz tamamını dört başı mamur yaptık, her meseleyi bitirdik, çözdük diyemeyiz. Elbette pek çok ihtiyaç duyduğumuz konu var. Eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, elektriğe kadar. Ama bunların hepsiyle ilgili iyi niyetimiz, çabamız, müşterek çalışmamız var. Dolayısıyla bunlarda da geçen seneden bu sene daha iyiyse seneye bu seneden de daha iyi olacaktır. Kesinlikle. Bu pozitif bir ümitli, iyimser bir yaklaşımla